Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli FM TV izleyenleri, Bir Saklı Gerçekler programı daha karşınızdayız. Huzurlarınızdayız inşallah. Bugün yine kıymetli konuklarımız Murat Bayar hocamız ve Saffet Umul hocamızla beraber sizlerin huzurunuzdayız inşallah. Konumuz, gündemimiz yoğun. Konuşacağımız meseleler ehemmiyetli, önemli meseleler. Ama ben programımıza başlamadan önce hem de sizlerin programa rahat katılımı amacıyla sizlere iletişim bilgilerimizi vermek istiyorum. Bizlere WhatsApp ve SMS yoluyla sorularınızı yazılı mesaj olarak göndermek için 0530 234 0488. Tekrar ediyorum, 0530 234 0488. KJD'de görüyorsunuz zaten. Normal numaralardan bizlere ulaşmak isterseniz, arkadaşlar değiştirecekler numarayı, yanlış girmiş galiba. 0216 488 0488. 0216 488 0488. Buradan da yine iletişim kurabiliyorsunuz bizimle. Arkadaşlarımız bize mesajlarınızı iletecekler. Biz de sorularınıza programımızda yer vereceğiz. Sadece soru değil, görüşleriniz, fikirleriniz, programın akışına göre sizin de söylemek istedikleriniz varsa biz burada sizin sözcülüğünüzü yapacağız inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz, malumunuz ülkemizin gündemleri bayağı yoğun, oldukça yoğun bir gündemi yaşıyoruz. Evlatlarımızla alakalı endişelerimiz var. Maalesef iki tane pırlanta gibi evladımız, çocuklarımız dillerin ifade edemeyeceği, söylemeye bile artık haya ettiğimiz durumlara düşürüldüler, kaçırıldılar, taciz edildiler ve öldürüldüler, canlarına kıyıldı. Toplum olarak uzun zamandır bu imtihanları yaşıyoruz. Benzeri durumlara düşüyoruz ve ne sebeple olursa olsun bunların yaşanması ve en önemlisi devlet olarak, toplum olarak, millet olarak ve fertler olarak bu olaya bir çözüm şu ana kadar çıkarabilmiş değiliz. Bir çözüme kavuşturabilmiş, önünü alabilmiş, engelleyebilmiş değiliz. Bugün bu konuyu irdeleyeceğiz. Çocuklarımızla alakalı, toplumumuzla alakalı, niçin bu vakalar ülkemizde yaşanıyor? Biz Müslüman bir toplumuz, elhamdülillah. Biz aslında paylaşımcı, yardımlaşmayı seven, bütün herkesin birbirinin evlatlarını kendi evladı gibi sevdiği, adeta onların üzerine toz konmasın diye mücadele ettiği bir toplumdan bugün bu hallere gelmiş olmamızın sebepleri, altında yatan, zeminde yatan meseleleri ve çözümüne dair konuları konuşacağız inşallah. Gerek Saffet hocamıza, gerek de Murat hocamıza danışacağız bu konuda. Sizlerin de soruları olursa aynı şekilde sizlerin sorularına da cevap verecekler inşallah. Ben öncelikle konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Saffet hocamdan başlayalım bugün. Saffet hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, berekat ediyorum. Güzel bir yayın, güzel, inşallah biz de seyircilerimizle kaynaşıp güzel bir sohbet ederiz. Hem kendimiz bilinçleniriz, hem kendimize geliriz, hem de hiç olmasa gerçekten ne durumdayız diye bakarız hep beraber. Biz de dahil, ben de kendimi bunun içine koyarak, ne durumdayız diye bakarak seyircilerimizle dertleşip güzel bir program oluşacağını düşünüyorum. Allah razı olsun sizden. Allah sizden de razı olsun. Sizler de babasınız, evlatlarınız evet. Var, kız ve erkek. Bizler de babayız, evlatlarımız var. Ve bunun tabii derin üzüntülerini, kaygılarını izlerken onlara, evlatlarımıza bu durumları göstermemeye çalışmayı. Yani biz de bunların derin üzüntülerini yaşıyoruz ama gerçekten bunlar var. Olduğu için de karşılaştığımız meseleler ve bu meselelerin bir çözümü var. Allah Celle Celaluhu hiçbir meseleyi çözümsüz bırakmadı. Ama işte biz çözümü nerede arıyoruzu program içerisinde Murat hocama da hoş geldin dedikten sonra irdelemeye başlayacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Rabbim hayırlı yayınlar ikram eylesin inşallah. Güzel bir program olur inşallah. Konumuz güzel değil ama tabii ki Kur'an'ı terk etmiş topluluklarda bu konuşacağımız konuların geneli hep bunlar olacak. Yani bunlara da abes bakmamak lazım. Bir toplum ne kadar Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşırsa Allah da o kadar sıkıntı verecektir. Yemin ediyor çünkü Allah. Vallahi size sıkıntılı bir hayat vereceğim bu kitabı terk ederseniz. Biz de bu kitapla aramız açıldı. %99'u Müslüman denilen ülkenin %5'i bile zor Kur'an-ı Kerim okuyor. Devamlı okuyan zaten o kadar da yok.
Şimdi bu kitabı okumuyorsak okumadığımız neyi yaşayabiliriz ki? Bilmediğimiz neyi yaşıyoruz? Veya 40 sene 50 sene hatim ve teravih namazı kıldırmış adam bir tane İhlas suresinin bile açık manasına bakmamışsa Mevla Teala'ya Rabbimizin ne buyurduğunu bizim ona nasıl yönlenmemiz gerektiğini açıp da merak edip bakmıyorsa bu Kur'an'ı terk etmenin meselesidir. Biliyorsunuz Kur'an'ı terk etmek Kur'an'ı ilk kim hangi parlamento yasakladı? Mekke parlamentosu yasakladı, öyle değil mi? Fussilet suresinde Mevla Teala buyuruyor. Diyor ki ne diyor onlar kafirler? Kur'an okunduğu zaman ne yapın? Ses çıkartın. Ya dinlemeyin. Dinlemeyin veya yüksek gürültü çıkartarak Kur'an okunmasını engelleyin. Yani veya dinlemeyin. Kudüs'te yaşadığımız gerçekten öyle değil miydi hocam? Işte. Örnek verdim, yanlış anlamayın. Sözünüzü kestim. Şu anda hocam. Ebu Cehil'in torunları işte Yahudiler Kudüs'te şu an. Kudüs'te biz hani güzel bir Yasin-i Şerifler falan okurken oradaki Yahudilerin yapmış olduğu gürültü ve tepki zaten sizin bahsettiğiniz ifadedeki gibi. Çok özür dilerim. Yani, sözünüzü kestim ama. Estağfurullah. İstediğin yerden gir çık. Yani biz belki Hikmet Hoca soru sormadın ama ben hemen yani genel girişi olarak şey yapmak istiyorum. Yani şimdi bu Leyla ile Eylül yavrumuz adına konuşmalarında artık bakıyorum ya işte taciz edilmemiş veya işte tecavüz edilmemiş diye sevinir hale geldik. Yani çocuğumuz öldürülmüş, açlıktan veya herhangi bir sebepten ölmüş, darptan ölmüş, bir yere atılmış, bu kadar hayvani duygulara girmiş bazı insanlar ve biz artık çocuğumuza olsun yine ölmüş ama tecavüz edilmemişe sevinir hale soktular bizi. Şimdi bak burası çok tehlikeli bir boyuta gidiyor. Şimdi işte bizim başımızdaki insanlar, ben şey yapmıyorum, eleştiri olarak şey değil. Ben öz eleştiri olarak yapıyorum. Yani bizim 1300 senedir İslam hukukçularımız veya devlet yönetenler her zaman neye dikkat etmişlerdir? Allah-u Teala'nın kitabına uyuyor mu benim yapacağım kanunlar? 2. Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine, yoluna uyuyor mu benim yapacağım şu anki kanun? Ve ümmetin icmasına bu yapmış olacağım kanun uyuyor mu? Şimdi burada hata yapmazsın. Çünkü hatasız kaynaklardan iniyorsun. Ama sen Allah'ın kitabına uygun olsun kadar olmasına dikkat etmediğin kadar uluslararası hukuka aykırı olmasın. Ondan sonra anayasaya aykırı olmasın. Hukukun genel ilkelerine aykırı olmasın diye kanun yapıp da içine hiç kanun koyucu olan Allah'ın kelamını ve kanun koyucu kelamı kılı kırk yararcasına hiç eksiksiz yaşayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu ve ümmetin icmasını başındaki dini yenileyici iştihat ve müştehitlere kulak vermeden bir kanun yaparsan şu anda çok iyi bile bu. Şu anda az bile sıkıntı çekiyoruz. Bu sıkıntılar gittikçe artacak. Ya şimdi hoca sen kötülük tellallığı yapıyorsun. Ben kötülük tellallığı yapmıyorum ya. Sen doğruya uymamaya gayret ediyorsun. Sen doğru olanı yapmamak için elinden geleni yapıyorsun. Sen doğru olanı yapsan iş düzelecek. Allah yemin ediyor. Allah kul gibi değil ki. Senin benim gibi yeminini bozmaz ki. İnnallâhe ve'adelak. Allah'ın vaadi haktır ya. Allah vaadinden dönmez. Allah yemin ediyor ya. Bu Kur'an'ı terk ettiğiniz sürece vallahi size sıkıntılı bir hayat vereceğim. Şu anda bütün millet ne yapıyor böyle bir konunun karşısında? İdam, idam, idam. Değil mi? Peki idam hangi dinin had cezasıdır? İslam dininin had cezasıdır, öyle değil mi? Evet. Peki bunun gibi sen bu sıkıntıya girdiğin için şimdi idam diyorsun. Bundan önce teröristlerin elebaşına idam diyordun. Hiçbiri de asılmadı, bunlar da asılmayacak, göreceksin. Ama bizim milletimiz yine cezasını veriyor bunların. Bunlar cezasız kalmıyor. Bu hareketi yapacak bir adam eğer cezaevine dört duvar arasına girdiği zaman başına ne geleceğini biliyor. Ondan bu cezalar patlamıyor. Ondan bu suçlar artmıyor. Yoksa bak yine her türlü idam olmamasına rağmen ben bu suçu işlersem bu millet beni linç edip öldürür. Cezaevinde de öldürür, adliyede de öldürür. Bunu bildiği halde bu cezada, bu suçta patlama yaşanmıyor şu an. Bunu bilelim. Ama önünü kesmek için bu milletin vicdanından çıkan ses ne sesi? İdam sesi. Demek ki İslam'ın bu bir tane cezası. Diğer işlemiş olduğumuz bütün kusurlarda da
faizde de, devlet yönetiminde de, ticaretimizin bereketlenmesinde de, ailelerimizin huzur bulup toparlanmasında da, çocuklarımızı yetiştirmede de, uyuşturucu tezgahlarında da, kumarda da, yalanda da, zinada da. Hepsinde vallahi billahi İslam'ın, yani Allah'ın kanunu olan ayetleri haykıracağız. Haykıracağız. Sırayla hocam. Şimdi tek tek haykıracağız. Şimdi şöyle bir şey var. Konu çok dağılmadan ben de hem ilave yapmak istiyorum. Şimdi dediniz ki bu meselelerin azalması için zinanın, faizin, fuhuşun, cinayetlerin, tecavüzlerin. Ve arada dediniz ki bizim milletimiz veya bu suçu işleyenler cezaevlerinde, hatta ve hatta cezaevinde ceza almış, daha başka suçlardan ceza almış, hüküm giymiş insanlar bile bu yapılan fiiliyatın kabul edemiyorlar ve bunu vicdanları da kabul etmiyor ve zaten biz yanmışız, devletin de bunu asmaya niyeti yok, bu milletin de, bu adamın da yaşama hakkı yok deyip tekrar kendilerini feda ederek orada onu ne olursa olsun yok ediyorlar, öldürüyorlar. Ancak bu milletin öfkesini, bu milletin kalbini soğutmaya yetmiyor. Bu milletin kalbinin soğuması, yani canının yangınlığının geçmesi, bu evladın, Leyla kızımızın, Eylül kızımızın, bu çocuklarımızın ve daha öncesinde bir sürü benzer hadiseyle karşılaşmış ailelerin, anne babaların kalbinin soğuması, öfkelerinin dinmesi için bunlara herkesi ilgilendiren, herkesin görselinde, herkesin gözünde bir cezanın verilmesi lazım. Ya şimdi ve bu verilmediği sürece de insanların gönlü bakıyorsun, soğumuyor. Bakıyorsun, yani bak bu tarz konulara şimdi mesela bugün bana 8-10 tane mesaj geldi bu konuyla alakalı. Bunların 8 tanesi belki İslami konudan yaklaş, yani normal insani konudan, bu konuda İslami diye demiyorum. Tabii ki neticelerin, sonuçlarının ortaya çıkması İslami kaynakları terk etmemizden dolayı. Kesinlikle. Ama şu anda durum insani bir vaziyette. Yani hayvan bile bunu yapmıyor yani. Hayvan bile bunu yapmaz yani. Hayvan yapmıyor bu hareketleri yani. Hiçbir hayvanı göremezsin yani. Yani safilin seviyesi oluyor yani. Hayvanların alışkanlığı. Tabii ki yani. Canım, hayvan hiçbir zaman yavrusuna bir şey yapar mı veya büyük bir hayvan gelip başka bir hayvanın yavrusuna dokunur mu? Mümkün mü ya? Tabii ki canım, hayvanın bile aklına gelmeyecek bir şey bu. Evet. Şimdi şurası var. Yani bizim böyle kötü ahlaklar toplumda enjekte edilip de gündeme getirildiği zaman böyle konuların çok gündemde olmaması lazım. Kesinlikle. Yani gündem olmaması lazım. Ama her yer duyuruyor. Her yer buradan bir pay kapmanın peşinde, reklam yapmanın peşinde. Veya benim yerlere eleştirmenin peşinde. Tabii ki benim kızdığım yer burası. Yoksa hiç bir tanesi, yani tabii ki bir yerleri eleştiriyor ama aslında bütün bu pisliğe gelene kadar bütün yolları o donatmış. Yani o bugün kızan var ya, bağıran, sanatçısı şusu busu, bağıranlar var ya, tamam, insani bir tepkidir, herkes tepki verecektir. Kimse kimsenin kalbini bilemez. Ama şurası var, yani sen gençliğe kötü örnek oluyorsun, sen pislik yapıyorsun, sanatçıyım diyerek milleti tecavüze, milleti sapkın fikirlere sürüklüyorsun. Marjinallikle veya uç noktalarda, tabii ki, şimdi diyorum ya, bugün gelen 8 tane 10 tane mesajın 8 tanesi belki bilinçli, belki bilinçsiz. İşte profillerimizi karartalım, işte bilmem neyimizi karartalım. O kurdele var ya, o kurdele LGBT'nin, travestilerin şeyidir yani. Amblemidir bu. Yani bunu yollarken bile farklı bir subliminal mesaj verilerek yapılıyor. Algı veriyorsun. Ha, subliminal bir mesajla beyin altına işlenerek bir işlem yapılıyor. Şimdi biz niye peki gerçekten bu konuyu, ama şurayı anlayamıyorum. İslam aleminden, Müslümanlardan ve camialardan bu konu hakkında çıkıp bir ses yok. Sessizlik. Sahip çıkan yine onlar. Pisliği başlatanlar yine pisliğin dibine sahip çıkıyorlar. Yani ben burayı anlayamıyorum yani. Çok önemli. Yani Müslümanlar çıkıp da, İslami kesim çıkıp da bu konunun düzelmesinin şu 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 yollarla, şu adımlarla, İslam alimlerinin çıkıp da kardeşim bu bundan kaynaklanıyor, burayı kesmemiz lazım. Ama biraz evvel dedim ya, belki gerçekten 5 vakit namaz kılan milletvekillerimiz, evvabin namazı kılıp da dişlerini misvakla temizleyen milletvekillerimiz var. Allah hepsinden razı olsun.
Ama şurası önemli. Adam diyorum ya yani bu yapacağımız kanun, çıkaracağımız kanun, benim temsil ettiğim millet yarın ahirette benim yakama yapışacak. Biz şimdi bir kanun çıkarıyoruz. Bu kanunlar üzerinde biz Avrupa uluslararası veya uluslararası hukukumu düşünmeliyiz? Yoksa bütün kainatın sahibi olan Allah'ın kanunlarını önümüze koyarak belirli kanunlar mı yapmalıyız? En azından harmanlayarak. Anlatabiliyor muyum? Ama sen %99 milleti tamamen dinsiz, tamamen başka sistemler adı altında yönetmeye çalışırsan şu anda olanlar çok az bile, az. Yani az yani. Gümbür gümbür geliyor mu diyelim bu işe? Ben öyle demeyeyim. Kötülük tellallığı değil. Yok, gelmesine öyle gerek yok. Zaten gümbür gümbür içindeyiz. İçindeyiz. Zina gırla gitmiş. %700 artmış. Evet. Kumar devlet eliyle teşvik ediliyor. Zina... Resmi bir de. Tabii ki. Yani ticaretlerimizin içi bereketsizlikten bitmiş. Yalan gırla gidiyor. Kadın erkek birbirine karışmış. Kim nerede çalışıyor, kim ne çalışıyor belli değil. Ticaretler yani faizsiz, kredisiz ticaret olmaz diyor. Mümkün adam değil. Bankaya güvendiği kadar Allah'a güvenmiyor. Yani bir insanların arasında zaten bu yapılmak istenilen tamamen bu toplumun sadece birbirini tutan tek dinamiği olan birlik, beraberlik olgusunu yıkmaktı. Bak şu anda artık çocuğunu akrabana bile teslim edemiyorsun. Oğlum yolda tanıdığımız bir adamı bile görürsen arabasına sakın binme. Veya bir yere gitme. Aman oğlum şöyle yapma. Bunu cemaatle de yaptılar bundan önce. Aman cemaatlere gitme evladım. Aman terörist olursun. Hangi örgüte mensup olacağın belli olmaz. Şimdi de sokağa da çocuğunu çıkaramıyorsun. Bir kaynaşma da bitti. Toplum içinde bir hasbihal ve birlik, muhabbet, beraberlik bitti. En son 15 Temmuz'da gördük işte tankların önüne yatan milleti. Hocam, Allah razı olsun. Ondan sonra inşallah görebiliriz. Konuyu dağıtmadan ben bir şey de Saffet Hocam'a da sor inşallah. Şimdi pazar günü, şimdi bakın Leyla ve Eylül meselesinden ve daha evvelinde birçok evladımızın başına gelmiş olan, hiçbir ailenin başına gelmemesini arzu ettiğimiz, kesinlikle evlatlarımız Rabbimiz muhafaza etsin. Bu meseleler var. Şimdi bunun peşinden daha öncesinde 15 Temmuz'u siz söylediğiniz için ilave yapacağım. 15 Temmuz'da vatana kastedenlerle alakalı, bu bir vatana ihanettir, vatana ihanet edenlerin de hakkı idamdır diye meydanların talepleri, milletin talepleri, hatta o zamanki şartlarda, o zamanki şartlardan bahsediyorum, böyle bir talep neticesinde meclis bunu benim önüme getirirse ben bunu seve seve imzalarım diyen bir reisi cumhurumuz var. Doğru mudur? Ve o zamanki meclis oluşumu idamı yetiştirme olduğunu. Yok hocam, bir devam edeyim ben. O zamanki meclis oluşumu bu işe destek veren, verebileceğini düşündüğümüz partilerden sebep. Şimdi böyle bir şeyi CHP kabul etmeyecektir ki etmiyor. İşte HDP kabul etmeyecektir ki etmiyor. Ondan sonra İyi Parti'nin siyaset konuşmuyoruz siyaset ben. Konuşmayalım. Yok, bir şeye örnek vereceğim. Diğer partiler kabul etmiyor. Bu işi kabul edebilecek iki tane parti var. Ve o zamanki şartlarda buna çoğunlukları yeterliydi. En azından referanduma götürme noktasında. Ancak şu an mevcut meclis aritmetiğinde, şimdi her ne kadar insanlar sosyal mecralarda, sokaklarda, televizyonlarda veya benzeri yerlerde idam haykırsalar dahi, ben mevcut sistemin içerisindeki çözümden bahsediyorum. Tamam, sen şu anda imkanları varken bunu referanduma götürüp de evet dediler mi? Demediler. Tam oraya söyleyeceğim. O kadarız. O zaman samimiyetine inanmıyorum ben bu işime. Oynuyorlar. Bugün bu meclis aritmetiğinde idamı getirmelerinde mümkünatı yok. Kim böyle bir beklentiye girerse, yanlışa girer. Çünkü türlü şeyleri bahane ederek, size söylediniz ya, pisliğin sebebi olan insanlar bugün bu pisliğin çıkarttığı sonuca itiraz ediyorlar. Ama baksanız pisliğin sebebi onlar. Pazar günü memleketimizde, onu da soracağım ben size, herkese, pazar günü memleketimizde Lut kavminin yürüyüşü vardı biliyorsunuz. Lut kavminin yürüyüşü vardı ve Allah'ın lanetlediği, helak ettiği, helak için azap gönderdiği bir kavim olan Lut kavminin ahlakını meziyetmiş gibi sürdüren ve buna bugün özgürlük sahip diyen, çıkan, özgürlük diyen, onur yürüyüşü adında onursuzların yürüdüğü bir aktivitasyon, onların ifadesiyle
gerçekleşti. Ve bir baktığın zaman da ciddi rakamlar vardı. Ve bu Müslüman bir ülkede ve bu Müslüman ülkenin neredeyse İslam'ın en güzel yaşandığı şehrinde İstanbul'da gerçekleşti. Ve baktığımız zaman bugün ona özgürlük diyenlerin, onun arkasından neticelerin, bunlar baktığımız zaman bu ülkede 20 sene önce böyle bir şey yoktu. 10 sene önce de neredeyse böyle bir şey yoktu. Ama bugün baktığımızda bu serbestliği isteyenlerin ortaya koymuş olduğu ahlaksızlıkların neticesinde evlatlarımız ölüyor ama bunlara hiç kimse ses çıkartmıyor veya bunlarla alakalı halkı uyandıracak, halkı bilinçlendirecek, halkı bu işlerden uzak tutacak, halkın da itibar ettiği kurumlardan da ses çıkmıyor. Ne düşünüyorsunuz hocam? Ne düşünüyorum bu konu hakkında? Deminden beri aslında ben duygu ve düşüncelerimi söylemeye gayret ediyorum. Hep aynı minval üzerinde döneriz yani. Bu konu çünkü bizi getirip götüreceği yer hep budur yani. Bir insan ağzını burnunu kapatmış nefes almaya çalışıyor. Mümkün değil. Nefes alamazsın yani. Nefes alma organların bellidir. Ve bunları kapattığın sürece, bunların önünü kestiğin sürece nefes alamazsın. Biz mesela neyi öğrendik yeni? Birkaç sene öncesine kadar yeni mi öğrendik? Yok, bu bariz belliydi. Birkaç sene öncesine kadar ya bizi Amerika yönetiyormuş. Hala yönetmiyor mu? Yani bak, bütün İslam toplulukları 1300 senedir, 1500 senedir bu böyle. Bugün değişmiyor. Ne zaman Kur'an'ı terk etmişlerse yönetilmeye başlamışlardır. Bunun kim olduğunun önemi yoktur. Sonuçta Allah'ın şeyinden çıkmıştır ve ne yapmıştır? Ama Kur'an'a sahip çıktıkları sürece yeryüzünde hep halife olup yönetici olmuşlardır. Yönetmişlerdir. Bütün dünyayı yönetmişlerdir. Ne zaman Kur'an'dan sapmışlarsa hep yönetilmeye başlamışlardır. Biraz evvel dediğin gibi. Şimdi lanetlenen bir toplum var. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlara biz özgürlük adı altında, özgürlük yani bu bir hastalık, pislik bir şey. Yani bugün inanın diyorum size, aklınızın, hayalinizin almayacağı kadar İslami yaşayan, muhafazakarım diyen çevrelerin içinde, çocuklarında, yani bu geylik, transseksüellik, homoseksüellik, travestilik almış başını gidiyor. Biz bunu yıllardır konuşuyoruz değil mi? Belki 3-4 tane konu yaptık bunun üzerine samimiyetle. Ya hocam biraz yumuşak konuşsana. Ya hoca biraz sert gitmedin mi? Al şimdi bak. Bak. Yani sen zaten bu işi lightlaştıra ılımlı İslam diye işte dinler arası diyalog diye bu millet zaten. Ama toplum olarak da bizim işimize geldi. Biz sevdik bu dini. Biz bu dinsizlik olan bir dini sevdik. Biz siyaset dinini sevdik. Biz devlet din, yani şeyi sevdik. Dinsizliği sevdik yani. Nefsimize giden. Hoşumuza gideni sevdik. Biz tabii ki hanımlarımız iç içe oturalım erkeklerle. Hanımımız çıksın orada başka adamla program yapsın. Biz alkışlayalım. Biz bunu sevdik. Ve bunu İslam'a hizmet eden bir kafa anlayışıyla yapmaya başladık. Yani yoksa bizim şu anki başımızdaki idareciler bizim arzu etmediğimiz bir şeyi getirmediler bize. Bugün bu toplum, homoseksüeller bu toplumda yaşamamalı, var olmamalı. Bunları hep beraber toplum olarak tedavi etmeliyiz. Hepsine yardımcı olup rehabilite etmeliyiz diye toplumun bugün devlet başkanlarına veya millet kendini yönetecek vekillerinden bir talebi yok. Bugün devletimizin dini İslam olsun. Yeryüzüne rezil oluyoruz. Dinsiz bir devlette yaşıyoruz. İslam olsun diye baştakilerden kimsenin bir talebi yok. Bugün faizi kaldıralım. Bugün zina kalksın. Bugün kumar oyunları geldiğiniz zaman bugün sen hiçbir tane siyasetçinin %99 Müslüman olan milletten oy isterken, rey isterken kumar oyunlarını kaldıracağım. Faizi kaldıracağım. Kız erkek iç içe okumayacak. Ayrıştıracağım diye vaat eden bir tane siyasetçi gördün mü? Kesinlikle yok. Size dininizi güzel yaşayacak ortamlar sunacağım. İslam'ı gerçekten gençleri ahlaklı, faziletli, edebi önde tutan, liyakatı üstün tutan bir yönetim getireceğim. Yoksa kariyerlerle, diplomalarla haysiyetsizlerin ve akrabaları, dayıları olanların ön planda idareci olduğu konumları bitireceğim diyen bir siyasetçi gördün mü sen? Yok. Çünkü halkın bu idarecilerden, başında onları yönetecek vekillerinden veya başkanlarından böyle bir talebi yok. Evet. Talebi olsa siyasetçilerin hepsi senden
O konuda talep eder. Bak yine toplum olarak, toplum olarak İslami değerlerimiz güzel, necip bir millet olduğumuz için bugün sol gibi gözüken, dinsizliği savunan bir parti bile her gün cuma namazı kılıyorum diye veya işte adayı, namazlarda, camilerde pozlar vererek bu milletten oy toplamaya çalışıyor. Bak bu çok önemli bir şey. Çok hassasiyetli. Ona rağmen bile hala din simsarlığı yaparak, dini satarak veya dini bu konulara alet ederek bir kesimden oy almanın peşinde adam. Bu toplumda yine var bu. Hiçbir zaman bitiremediler, bitiremeyecekler. Yeryüzüne yine İslam bu milletten kalkacak ayağa. Hilafet burada yıkıldı, buradan kalkacak ayağa. Ama bizimle değil. Yani bu milletle değil yani. Hocam, bunu anlayalım. Biz bunun neresindeyiz yani? Yani bunu talep eden, şu anda bu hoşuna giden, bu sisteme bayılan milletle olmaz bu iş. Şimdi Safvet hocamla da devam edeyim. Kusura bakma, estağfurullah. Sen başka bir şey sordun ama konu evet, başka ben yani. Oradan yine devam edeceğim Çerken inşallah. Hocam. Ben şimdi oradan yine devam edeceğim. Cevap alamadım çünkü. Bu sefer Safvet hocama soracağım inşallah. Şimdi baktığınız zaman milletimizin içerisinde tabii şu güzel bir yerde değindiniz. Onu da ayrıyeten sormak istiyorum. Şu seçimle alakalı, seçim konusu sonucu değil ama seçimin öncesindeki süreçte gördüğümüz ayrışmalar, fikri ayrılıklar milletin söz konusu. Yani normal şartlarda, esnaflıkta, arkadaşlıkta, komşulukta oturduğumuzda hiçbir sorun yaşamadığımız insanların söz konusu seçim döneminde reyini belli etmesiyle beraber neredeyse birbirlerini öldürecek, birbirlerini dövecek, birbirlerine zarar verecek noktaya gelmelerinde ayrıyeten bir konuşmak lazım. Aslında baktığınız zaman aynı yemeğe paylaşan, aynı sofrayı paylaşan, ondan sonra aynı ülkede, aynı şehirde yaşayan, beraber ticaret yapan, beraber alışveriş yapan, beraber komşuluk yapan, ondan sonra birbirini kollayan insanların söz konusu seçim olduğu zaman işte veya ondan oy isteyen partisini kendisi aşikar ettiğinde veya arkadaşı aşikar ettiğinde bu parti meselelerinden dolayı neredeyse gırtlak gırtlağa gelip birbirini öldürmeye varacak kadar düşmanlaşan bir toplumu da fikri ayrışmaları, fikri ayrışmaların fiziki ayrışmalara götüreceği gerçeğinde konuşmak lazım. Söylemiştik bu bir millete beklemesin yani siyasetle, politikayla, siyasetçiyle din gelmez. Din Allah'la gelecek ve Allah'ın kitabını ve Resulünün yolunu izleyeceksin. Onun haricinde Ahmet'le Mehmet'le din gelmez. Öyle bir şey yok. Kimse de şu liderle din gelecek. Havasını alır. Havasını alır. Kimse taraftarlık yapmasın. Hepsi aynı. Geldiği zaman anayasanın ilk dört tane maddesini muhafaza etmek için gelmiyorlar mı? Hep değişir. Tamam o zaman. Daha onun hakkında konuşmaya gerek yok. Şurayı söyleyeceğim ben. Toplum bir mühendislik var. Toplum demin de son yıllarda, son birkaç yıldır, belki beş yıldır adım adım bir mühendislik var. Bu mühendislik bu milletin cemaatlerle arasını kopartmak. Kötü bir tane, iki tane kötü örneğin üzerinden tüm toplumu çimento olarak bir arada tutmaya mücadele eden bu milletin milliliğini, maneviliğini, dinini, imanını ve kalitesini korumaya çalışan cemaatleri bir mühendislik çalışmasıyla halkın nezdinden düşürme çabası var. Başarılı da oluyorlar. Ve buna alternatif olarak da en iyi cemaat cami cemaatidir. Biz diyanetten başka, kargadan başka kuş, diyanetten başka kurum tanımayız mantığında diyaneti ön plana çıkartma meselesi var. Ben diyanette hakkıyla vazife yapan, gecesini gündüzüne katan hocalarıma saygıyla buradan selam ediyorum. Maksadım kişiler üzerinden değil. Ancak toplumun bu kurum üzerinden yönetilmesi meselesinde baktığımız zaman pazar günü ve bu evlatlarımızın başına gelen hadiselerle alakalı Murat hocam biraz programın başında bahsetmeye çalıştı. Ben genele açıyorum. Bu pazar günü yapılan yürüyüşle alakalı ahlaksızlığın, şerefsizliğin, haysiyetsizliğin her türlü nasıl söyleyeyim yani ifade yetmiyor bunları saymaya. Her türlü ahlaksızlığı aşikar etmiş bu sözde bir güruhun yürüyüşünde ve belli mecraların bunlara insan hakkı adı altında destek vermesine halka önderlik edecek tek kurum vardır. Halkı doğruya, halka doğruyu, yanlışı gösterecek, o yanlışa düştüğünde onu yanlıştan kurtaracak bir yanlış söz konusu, bir tehlike söz konusu oldu mu?
anlatacak ve koruyacak denen kurumdan bir tane ses çıkmadı. Ben duymadım, siz duydunuz mu? Kesinlikle duymadım ben. Ben de şimdi size bunu soruyorum. Yani devlet burada niçin sessiz kalıyor? Devletin kurumları niçin burada sessiz kalıyor? Hocamın da söylediği gibi Avrupa kriterlerini Birleşmiş Milletleri darıltmamak adına, Avrupa Komisyonu'nu darıltmamak adına çıkartacak kanunlarda hep onların tepkileri göz önüne alınırken Müslümanların hassasiyetleri niçin göz önüne alınmıyor? Şimdi biz Müslüman mıyız elhamdülillah? Müslümanız. Bu açıdan bakalım. Şimdi Diyanet İşleri'ndeki çok kıymetli hocalarımız var. Onları tenzih ediyorum. Yani onlara bir lafım, sözüm, ifadem olamaz. Herkes koltuğunu koruma sevdasında bence baktığınızda. Bir yerlere yakın olayım, işte oraya söz etmeyeyim, buraya ifade etmeyeyim düşüncesiyle herkes bir şekilde kendi koltuğunu koruma sevdası peşinde. Hani koltuk sevdası peşinde değiliz diyorlar ama baktığınızda herkes öyle. Sen bu ülkenin, %99 Müslüman dediğimiz bu ülkenin hassasiyetlerine bakarak, güzel bir çıkış yaparak bir açıklama yapmıyorsan o zaman senin de kurumunu irdelemek, düşünmek lazım bu konuda. Demek ki sen İslami hassasiyeti bu konuda millete yani bilinçlendirecek şeyler ifadelerde bulunmuyorsun. Ya da her cuma hutbesinde belli konular seçiyorsun. Bu konuları seçerek insanları bilinçlendiriyorsun. Neden bu konular hakkında da bilinçlendirme yapmıyorsun? Madem sen bu ülkenin diyanetisin ve dinlerle ilgili sorumlusun, sorumluluk sahibisin. Bu sorumluluk sahibi olarak da sen bunları mutlaka bu halka, hoca efendilere her konu gönderiyorsun ya da bu hafta bu konu işlenecek diye ifadede bulunurken neden bunları işlemiyorsun? Sebep, çünkü insanların hassasiyetlerine tamamıyla sahip çıkmıyorsun. Sahip çıkmayınca da böyle olaylar bir şekilde zuhur ediyor. O yüzden biz, hocamın dediği gibi, biz Müslümansak Allah'ın kanununa bakarak, peygamberin çizgisinden çıkmadan bu konulara, bu kanunlara karar vermemiz gerekiyor. Yani hocamın dediği gibi biz aslında bizi yönetenlerden talep ettiklerimiz farklı. Yaşamımız İslam'a göre uygun değil. Mütedeyin gözükmüyor de mütedeyin değiliz baktığınızda. Ya ben hiçbir annenin babanın oğlunun gay olmasını, oğlunun eşcinsel olup transseksüel kesinlikle olmasını isteyeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle. Hiçbir anne baba belki de kabusudur bu. Ama olduktan sonra bir bakıyorsun o anne baba da LGBT'ci oluyor. Mecburen. Çünkü evladını atamıyor, satamıyor, öldüremiyor, bir şey yapamıyor. Ne yapacak? Bu hastalığa kendisi de bürünüp komple hasta oluyorlar. Şimdi bu gitgide, ama biraz evvel dedik ya, bugün bu yavrularımızın katilleri, yavrularımıza tecavüz edenler, bu haysiyetsiz, hayvandan aşağı insanlar, canavardan bile pislik olan ben insanlar. Ben insan olarak kabul etmiyorum. Yanlış anlamayın. Kesinlikle insan vasfında göremiyorum onları. Böyle bir şahsiyet insan vasfında olabilir şimdi mi ya? Şimdi hocam, mümkün değil ama bu insanlara aslında yani buraya getiren, bakıyorsun ya, adamlar eşcinselliği sevdiriyorlar. Hikmet Hoca da devamlı biz vurguluyoruz burada. Eşcinselliği sevdiriyorlar. Dizilerde, televizyonlarda, sosyal mecraların hepsinde çok ciddi para kazanan tipler gibi gözüküyorlar. Ne bileyim, çok ciddi güvenilen insanlar, kızların karşı cinsin rahatlıkla yaklaşabileceği tipler. Ondan sonra yani bütün, böyle hocam, bütün sempatik dizilerde, tipler. Tabii. Güvenilir. Tabii. Sır verdiğin zaman saklayan, işine ailesine ihanet sahip etmeyen. Ondan sonra erkeklerin hepsi hain gibi. Meziyetli. Hain, anladın mı? Hainlik yapar, tezgah kurar. Kadın ruhundan böyle gösterirsen, anlayan, toplumun mı dertlerine çare üreten karakterlerde, rollerde ortaya çıkar. Yıllarca da hocaları sahtekar gibi gösterirsen. Televizyonda, anlatabiliyor muyum? Şimdi hocalar aşağı, bu millet de bunları hay bravo bravo diye izlerse olacağı buydu. Şimdi de senin çocuğunun başına geldi. Ateş artık ocağına düştü. Ve bak ben bunu söylüyorum. Kimse bu hesaptan kurtulamaz. Herkes bunun tek tek hesabını verecek. Herkes bu işle imtihan olacak. Tek tek. Sesini tek çıkarmamak tek bile senin bu imtihan, işi kabullenmendir yani. Demek. Yani konuşmayalım. Ya şimdi onlar mı kaldı mevzumuz? Bu kadar mevzu varken zaten hep başımıza böyle geldi. Aman senin kafanı de,
Tabii senin kafanı çevirdiler bir savaşa. Sen bak Afrin'e bak. Afrin'e bak. Afrin'de savaş kazanacağız. İçeride aileler yıkılmış, ticaretler bitmiş, bütün millet haramzade olmuş. Milletin Ramazan'ı kalmamış, orucu kalmamış. Mahremler fışkırmış ortalara. Artık yatak odasına girilmeyecek şekilde sokaklarda dolaşılıyor. Yani faizler gırla gidiyor, transseksüellik gırla gidiyor. Yani dinsizlik almış başını gitmiş. Bizim savaşımız bunlar değil. Bizim savaşımız orada. İki tane daha kurtaracağız. Kurtar. Ben demiyorum olmasın. Olsun. Ben demiyorum dış güvenliğimiz olmasın. Ama içindeki yangını ama yıkıldın içeride, bittin içeride, yoksun. İçerideki yangını da söndür. Yoksun hocam, artık öyle tankların önüne çıkacak millet kalmıyor. Hocam, bu milletin Hikmet Hoca'nın dediği gibi nasıl ki mutfaklarda hazırlanan tezgahlarla bu milletin zaten ticareti bitti. Bu milletin zaten itikadında çok ciddi sıkıntılar var. Bu milletin zaten bambaşka meseleleri var ve bir sürü kalem meseleleri var. Ama bu milleti ayakta tutan gerçekten bir tane meselesi vardı. Bizi dünya üzerinde bakıp da yıkamayacakları, girmeye korktukları tek maddemiz vardı. O da bizim sakallısıyla, çarşaflısıyla, mini eteklisiyle, başı açıyla bir dışarıdan sıkıntı geldiğinde beraber, hep beraber tek saf olup hep beraber sorunun üzerine yürümemizdi. Düşen bir yeri kaldırmamızdı. Oraya omuz atıp bir yerde deprem mi oldu? Bütün 80 vilayet toplanıp o vilayeti kaldırırdı. Ama şimdi bu olguları kaldırdılar bizden. Niye? Artık çocuklarımız konusunda akrabalarımıza, abilerimize, kardeşlerimize güvenemiyoruz. Hanımlarımız konusunda babalarımıza güvenemez olduk artık. Güvensiz. Anlatabiliyor muyum? Tamamını güvensiz yani, toplum oluşturduk. Onun haricinde bu toplumun cemaatle aralarını açtılar. Bu da bu devletlerin işine geldi. Hükümetin de işine geldi. Yani şeyhçilik değil de devletçilik olsun. Tamam olsun, hadi bakalım yönet. Hiç değilse başımızdaki Allah ve Resulünün kurallarıyla yönetiyordu. Sen şimdi beni neyle yönetiyorsun? Yani daha sıkıntıdan çıktık, daha iyi bir sıkıntıya mı girdik yani? Yani bu cemaatlerle bu milletin arası açıldı. Birlik beraberlik gitti. Bugün camilerin hangisinde gidip de dinin imanını öğrenebilecek konumdasın? Hangi imam veya müezzin, hepsinden Allah razı olsun, hangisi çıkıp bugün namaz saatlerinin dışında, namaz kıldırmanın dışında ciddi bir aktiviteleri var? Bu milleti aydınlatmak için çıkıp da çarşıya, pazara, ya ben bugün bir kişiye dinimi anlatacağım, vazifem olan, misyonum olan din kimliğini, diyanet kimliğini insanımıza anlatacağım diye bir tane diyanet adamı gördün mü? O zaman varsa eğer öyle, 125 bin personel var. Hepsi 5 kişi Müslüman ise Türkiye'nin tamamı zaten bitti. Zaten daha gerek yok. Kalmadı gerek. Neredesiniz o zaman? Vazife yapılmıyor. Bu bizim için de aynı. Biz, ya bir toplum bozuksa o toplumun hocaları bozuktur. Hocaları. Başka hiçbir yere inmeyin yani. Hocalar bozuk. Hocam, ben hocaların derdi başka. Sorulara da girmek istiyorum. Çünkü izleyenlerimiz sorular gönderdiler. Süremizin de sonuna gelmeye başladık yavaş yavaş. Sorulara ancak vakit çıkar. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Dinimizi değiştirmeye çalışanların devlet yetkilileri tarafından bir an önce durdurulmalı. Devlet bu işe el atmalı. Gereken cezaları vermeli. Çizgi aşıldı. Dinimizi korumak için kanunlar çıkartılmalı demiş bir kardeşimiz. İnşallah. Devlet neye göre? İnkılap kanunlarına göre mi ceza verecek? Ne yapacak yani? Ne olacak? Allah memnun değil, kul memnun değil. Sen şimdi benim çocuğuma tecavüz ettin, öldürdün. Seni cezaevine attılar. Şimdi ben razı mı oldum? Yok. Benim içim söndü mü? Yok. Peki o adam cezasını Allah'a karşı ödedi mi? Yok. Kim bunu şimdi? Bir de daha çok verdiğimiz vergilerle buna yemek yedireceğiz. Bir de bunu yatıracağız rahat yataklarda. O şerefsiz dışarıda öyle rahat yatamıyordu. Dışarıda öyle rahat değildi. Bugün Abdullah Öcalan öyle değil mi? Aynen öyle. Ya bu şerefsiz adam dışarıda 35 bin tane evladımızı öldürmedi mi? Bebek katili değil mi bu adam? Aynen öyle. Niye idam? Ne oldu bu adam? Hala yaşatıyoruz bu adamı. En güzel şekilde. Akrabaları, komşuları, kadınlar giriyor çıkıyor. Ne bu? Ne oluyor? Özel ne yapıyorsunuz? Özel kitaplar falan filan her şey var. İnşallah. Konuşuyoruz işte hocam. Devam ediyorum. Devlet eliyle bu kadar oluyor işte. Hizmet ediyoruz. Bir kardeşimiz Allah razı olsun demiş. Rabbim sizlerden razı olsun. Allah'ın şeriatına haykırıyorsunuz demiş kardeşimiz. Başka bir kardeşimiz, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Şu anda konuşmalarınızı Almanya'dan takdirle dinliyorum. Çok ağır yaralara parmak basıyorsunuz. Selam ve saygılar demiş bir kardeşimiz. Bir kardeşimiz de demiş ki, hocam söz verildi.
biz de bu sözü uygulanacak diye inandık, güvendik. Ancak söz tutulmuyor. Biz idamı istiyoruz demiş. Şimdi hocam, misal. Dindar gençlik tamam. Sözü de verilmişti. Çok abi, dindar gençliğimiz şu şimdi an. Bir sorular var ama şu arada şunu söylemek istiyorum. Şimdi hocam gerçekten misal. Gerçekten. Bugün idam kararı çıktı. Varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Bunun cevabını ben merak ediyorum yani. Böyle bir soru gelmedi şu an. Evet. Ben soruyorum bunu yani. Bugün idam kararı çıktı. İdam edemeyeceğiz ki. Edemeyeceksin ki. Şimdi karar çıkacak. İdam kararı çıktı. Ve idam edildi. Ya idam kararı çıkana kadar şeriat gelir zaten. İnan diyorum şeriat inşallah. Gelir zaten yani. Peki o zaman sorumu yani beklemeyin diyorum. Tamam. Soruyu şöyle değiştiriyorum. Soruyu şöyle değiştiriyorum. Şu anki mevcut kanunlarda bu kişi yakalandı. Bu fiiliyatı yapan o körpecik bebeğe babasının annesini sevmeye kıyamadığı, elini değdirmeye kıyamadığı saçlarına, onun öpemediği yanaklarına kıyan o şerefsiz yakalandı. Devlet de bunu aldı, içeriye attı. Ve 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra bir af çıktı. Devlet bunu affetti ki geçmişte örnekleri olduğu için söylüyorum yani. İlla affedilenler oldu. Şimdi devletin halka karşı işlenmiş olan suçu affetme yetkisi var mı? Olmalı mı? Şimdi bu soruyu öyle sorma da şöyle sor. Cevap da böyle bir soruyla olsun. Şimdi bu halktan 100 tane, 200 tane, 300 tane, 500 tane ailenin başına geldi. Tamam, 500-600 tane ailenin başına gelen olaylar bunlar. Daha da fazla. 600 tane milletvekilinin kızına ve çocuğuna bu yapılsaydı yine böyle davranılır mıydı? Bunu sor. Peki hocam şunu soracağım. Bu kadar. Şimdi şu an toplum... Böyle, o zaman bu kanun gecikir miydi veya bu işler gecikir miydi? Şu bunun an. A partisi B partisi önemli değil. 600 tane bu milleti temsil edip orada temsil etmenin için oraya koyulmuş vekillerin kendi kızlarının başına bu olay gelseydi, kendi erkek çocuklarının 7-8 yaşındaki çocuklarının başına gelseydi nasıl bakarlardı kanun meselesine? Buna bir konuşmak lazım. Bunu konuşalım. Hatta bununla ilgili daha sonra ben seninle soru soracağım. Bugün olmasa da. Ama şunu soracağım yani. Şimdi halkın derdiyle alakalı şu an toplumumuzda biz bunu sizinle daha önce görüşmüştük. Daha önce konuştuk. Programda da konuştuk. Hatta bu bir ara meclise geldi. Büyük belki anlatılamadığından, izah edilemediğinden belli medyanın, belli muhalefetin, belli kesimin saldırılarıyla kaldı. Taciz yasasından, taciz yasası diye bir yasa var. Bu taciz yasasından dolayı içeride yatmakta olan bir sürü damat, bir sürü damat, damadın babası, gelinin babası olmak üzere bütün aile, kız hariç hepsi içeride cedavinde yatıyorlar. Ve devlet de bununla ilgili zamanda söz vermişti ve toplumun büyük bir çoğunluğu diyor ki bize söz vermiştiniz. Gelinler, hanımlar diyor ki söz verdiniz kocama kavuşturun beni. Öbür çocuk diyor ki söz verdiniz babama kavuşturun beni gibi bir durum var. Şimdi memlekette zina serbest. Fuhuş serbest. 13-14 yaşında özendirilmesi de serbest. Özendirilmesi de serbest. Özendirene de, uygulayana da, uygulatana da, yayınlayana da, bundan para kazanana da hiçbir ceza yok. Evlenmedikten sonra 18 yaş altında isteyen kız flört adı altında, arkadaşlık adı altında, ilişki adı altında zina ediyor, fuhuş ediyor. Ve bunlara hiç ceza yok. Ama devletin en küçük yapı taşını oluşturmak adına, toplumun çimentosu olan aileyi kurmak adına, bir tane hanımefendinin sorumluluğunu bir beyefendi olarak, bir tane beyefendinin de hanımlığının sorumluluğunu bir hanımefendi olarak almaya söz vermiş, birbirini sevmiş, evlenmiş, 17 yaşında, hatta 16 yaşında tamamen mutlu mesut bir yuva kurmuş insanların bu mevcut çıkmış kanundan dolayı erkek olan kısımlar, kadınlara ceza yok. Kadınlar ceza yatmıyor. Sen erkek olan ne diyorsun bu konu hakkında? Kısımlar cezaevinde. Yok gerçekten bu konuyu ben konuştum aslında bayağı da. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Yani baktığınızda hocam 15-16 yaşında flört ediyor. Her şey normal. Gayet medeni, normal, güncel bir ama konu. Aileler de böyle bakıyor. Evet. Ama orada gerçekten bir yuva kurmak için çabalamış. Aileleri de bu işe onay vermiş.
birbirlerini seven, meşru, evladı da var ve bu adamı sen koyuyorsun hapishaneye küçük yaştan dolayı bilmem ne oldu diye. Sen buradaki flörte bakıp da böyle demiyorsun. Buradaki gerçekten resmi Allah'ın memnun olduğu bir yuvayı sen gidip diyorsun ki bu aileyi parçalayayım. Şimdi işte bizim benim başta konuştuğum zaten bu konuların genelini içeriyordu ya. Ben diyorum ki kardeşim, eğer sen Allah'ın kitabına bakarak Allah'ı memnun etmek için bir kanun veya bir uygulama yapmazsan, Allah'ın peygamberini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna tabi olup da kesinlikle onun hayatını ümmetin, almazsan, ümmetin icmasını memnun etmek için kanun yapmazsan, sen uluslararası hukuku muhafaza edeyim, Avrupalılara karşı madara olmayayım, şirin gözükeyim, aman Rusya ne der, Amerika ne der diye bakarsan Allah aman belanı verir. İşte aman biz konuya kadar buradan bakıyoruz. Hocam, biz başka yerdeyiz. Konu bambaşka yani. Yani çünkü biz ayrı ayrı yerlerden bakıyoruz. Süremiz yani çok az. Birkaç tane daha soru var. Aslında tamam, çok soru var da. Ama böyle izleyenlerimizden bunlar da okunması gerekiyor. Evet, okunması. Bir tanesi demiş ki Murat Hocam, Allah sizden razı olsun. Bütün hocalar bize masal hikaye anlatıyor. Siz doğruları anlatıyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Hocalar doğru anlatır inşallah. Kısasta bir hanım kardeşimiz. Kısasta hayır vardır. Sizler bizim söyleyemediklerimizi siz söylüyorsunuz. Rabbim sizden razı olsun. TV kanallarında kitap satmakla olmuyor. Böyle çıkacaksın, adam gibi konuşacaksın dediğin böyle çıkacaksın, adam gibi konuşacaksın. Adam dediğin böyle olur. Cemaatlerden sizin dışınızda ses çıkmıyor demiş bir kardeşimiz. Bir kardeşimiz de demiş ki hayırlı çok akşamlar. Ya hiçbir İslam otoritesinden cevap yok. Maalesef yani çıkmadı hocam. Maalesef. Acı. Var ya bak, bu konu hakkında Allah'ın izniyle kıymetli hocamız Masum Bayraktar hocamız bu konu hakkında bütün çocukların kendini muhafaza edip bütün ebeveynlerinin evlatlarına nasıl yaklaşacağı konusunda şu an çok güzel bir eser çıkarıyor. Fatih Medreseleri Heyet Kurulu üyelerinden. Herkesin anlayacağı dilden 6 yaşında çocuk okusa tacize her şeyi öğrenebileceği sade ve bütün, aynen mükemmel bir kitap. Bence bütün çocuğuma dokunma diye bir kitap, müthiş bir kitap çıkıyor. Rabbim hakkıyla bütün izleyicilerimizin istifade etmesini nasip bence etsin. Anneler, babalar, çevrelerine dünya tavsiye etsin. Hani kitap satmayla olmuyor deyince aklıma geldi de biz gerçekten kitap satmak amacıyla değil, ümmetin faydasına hediye edeceğiz gerekirse. Tabii aynen aynen, hiç problem yok. Evet Hikmet hocam. Kardeşimizin bir tanesi demiş ki hayırlı akşamlar. Sizleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun demiş. Cesur konuşuyorsunuz. Bir kardeşimiz de demiş ki selamünaleyküm, iyi akşamlar. Konuları çok güzel değerlendirdiniz. Ağzınıza sağlık. Bu konuda Diyaneti göreve çağırmalı demiş kardeşimiz. Bir kardeşimiz de tabii burada bu ifadeyi kabul etmediğimi söyleyeceğim. 535-486 diye başlayan numarayla mesaj atan kardeşimiz. Şimdi senin de okuyacağım mesajını ama kabul etmiyorum ve programımızın sonuna geldik. Kapatacağım. İçeriden baskı var. Ekranlardan zina suç değil, ahlaksızlık diz boyu diye şikayet ediyorsunuz demiş. Ama yine de demiş mevcut iktidara oy veriyorsunuz. Bizim meselemiz iktidar, muhalefet, o bu şu değil. Bu vazifeyle vazifelenmiş kimler varsa, kimlerin sorumluluğu kimler varsa, kimler bu işin düzeltme makamında olup kimler bu işi düzeltmiyorsa ve kimler de bunlardan talep etme hakkı olduğu halde oy verirken ve bunlarla bir araya gelmişken bu ifadeleri dert edinmeyip talep etmiyorsa sözlerimiz bu kişilere. Bunları talep edelim, isteyelim, arzu edelim. Biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi, ön bahçesi, yan bahçesi, sağa sola değiliz. Biz partiler üstü bir kanalız, partiler üstü bir cemaatiz. Biz toplumumuzu düşünen, doğruyu takdir eden, tebrik eden, ümmetin derdiyle dertlenen, yanlışa da dur demeye çalışan, görebildiğimiz, duyabildiğimiz, işitebildiğimiz, elimizden dilimizden gelen gayretle bu mücadeleyi sergiliyoruz. Eksiklerimiz de illa ki oluyordur. İddia sahibi ya, değiliz. Siyasetle partiyle din gelmez. Bunu her seferinde söylüyoruz. Din, yani biz din konuşuyoruz. Biz yani parti gelip de bize, yani bir de milletin öyle bir talebi yok ki işte. Ama hani doğru yani, yapan kimse de, haklı yapan kardeşim, çalışan kimse de destek aslında veriyoruz yani. Güzel eleştirmiş aslında. Yani insanlar din diye bir şey bekleyip bir parti seçiyor. Böyle bir şey yok. Yani buraya hangi parti, adı ne olursa olsun, kim gelirse gelsin, burada
anayasanın ilk 4 maddesini muhafaza etmek için şu anda dinsiz, laik bir devletin sistemini muhafaza etmek için geliyor. Kim geliyorsa gelsin. Hani Allah'ın kanunlarıyla hükmetmek için gelmiyor ki. Evet. Onun için yani öyle kimse çıkıp da şey yapmasın. Tamam çocuk diyor. Din bekliyorsunuz, bir partiye oy veriyorsunuz. Hayır biz öyle bir şey yapmıyoruz. Yani din gelsin diye partiye oy vermiyoruz yani. Kıymetli izleyenlerimiz görüyorsunuz hararetimiz devam ediyor. Ya, dert büyük. Konu uzun ancak vaktimiz sınırlıydı. Sizlerden lezzet aldık, zevk aldık. Sorularınız için teşekkür ediyoruz. Ama Saklı Gerçekler programının süresi sona erdi. Bir dahaki salı akşamı tekrar birlikte oluncaya kadar Allah'ın izniyle sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.